Evet efendim, 80 yaşında bir bayanı canlandırmıştım. 12 yaşında. Evet. Allah sizi herhalde böyle tersinizden tutmuş. Gittikçe de gençleşiyorsunuz maşallah, nazar değmez. Ama çok başarılıydım, çok da seviyorum. Arzu da ediyorum böyle amatörce diyeceğim. Ama olmadı. İmkan olmadı. Olmadı, ne olmadı? Sanki işte bir başlamış da başaramamışsınız. Hayır, gibi konuşuyorsunuz. Hayır, başlayamadım ki. Daha iyi yapmışsınız. Daha iyi ama yapmışsınız. Çok seviyorum. Siz efendim oyunculukla ilginiz var mıdır? Yok. Bazı hiç mesajlar gelmiş arkadaşlarımıza. Acaba o küpe nasıl küpe diye. Çok hakikaten özel bir küpe. Ekrandan bakanların hissettiği gibi zavallı kızın kulak memesi böyle aşağı sark. Yok, o kadar ağır bir küpe değil. Öbür kulak memenize bakabilir miyim? Bunda küpe yok. Anladık, yok da bu da fazla ağır mı acaba? Aşağı çıkmış. Siz bir küpesini tartabilir misiniz hanımefendinin? 100 grama yakın. Ağır mı arkadaşlar? Yok canım. Yoktur o kadar. Yok. 20-25. Ama bayağı bir geriyor kulak memesini. Ama Sibel Hanım böyle duruyor zaten, sağa çekiyor. zaten devamı takarsa da o meme buraya kadar düşer. Yok o kadar değil canım. Ama yok, vallahi böyle duruyorsunuz. Öyle mi duruyor? Ağırlık yapıyor yani. Yok canım. Peki kulak memesi sarkarsa bir daha kendini toparlayabilir mi? Ay vallahi hiçbir bilgim yok. Şimdi küpeyi kulağımdan çıkarasım geldi vallahi. Küpe takar mısınız efendim? Çok fazla takmam. Siz efendim bunca yıldır küpe takıyorsunuz. Takıyorum. Kulak memesi sarkarsa kendini toparlayabilir mi? Zannetmiyorum. Ya bir sarktı mı sarktı. Tabii ki. Ama çok uzun süre takmanız lazım. Siz yani ben küpeyi... normalde çok ağır küpeler takmam. Ha işte 2 saat, 3 saat çıkartıyorsunuz. Allah muhafaza, yani hani bu memesi daha sarkarsa, bu şeyde kalırsa çok fena. Neyse. Olmaz. Bir anda olacak bir şey değil o yani. Uzun yıllar takmanız lazım. Devamlı takmanız lazım yani. Evet. Değiştirin bu tarafı. Evet. Erkeklerin hiç böyle sorunları yok. Değil mi? Hanımların memeleriyle ilgili böyle sorunları var. Bizim de işte bu sakal tıraşı sıkıntılı. Sakal tıraşı. Vallahi ya. Tek sıkıntınız o olsun canım. Sıkıntı değil yani. Ya bir kötü bir şey mi dedim? Hayır. O kadar canı yürekten hani sohbete katılıyorsun ki onu söylüyorum. Seren Hanım buyursunlar. Alo. Buyurun efendim. Merhaba, iyi geceler. Buyurun efendim. Yaşınız kaç? Yaşım 18 tam. Pek inandırıcı değil ama olsun. Buyurun. Tamam. Bence de. Tamam. Tamam. Buyurun. Bir kere iyi gecelikten sonra bir de Okan naber demek istiyorum. Kubilay Han istedi bunu çünkü. Bütün kızlar seni arayıp Okan naber diyor. Biz de buna çok sinir oluyoruz. Bu da böyle bir şeydi. Evet. Tamam. Çok güzel değindin. Sorum var, sorayım mı? Buyurun efendim. Celal Kadri Kınoğlu'na bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Biz ona bayılıyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Nesine hani, bayılıyorsunuz? Ya gerçekten o kadar iyi bir oyuncu ki hani bunu şu an anlatamam yani. Gençliğinde de çip çirkindi. Hala çip çirkin. Bütün karizmasını muhteşem oyunculuğuna borçlu. Ona bir şey sormak istiyorum ben. Evet. Tamam, soruyorum. Ya biz onu sinemada da izlemek istiyoruz. Hani böyle bir projesi var mı? Yok şu anda böyle bir şey. Tamam o zaman. Bir de üzüldü ve kabuğuna çekildi. Tamam. Bir de bize Enes'i gösterin. Biz Enes'i görmek istiyoruz. Kim efendim? Enes'i. Enes'in nesini görmek istiyorsunuz? Çok seviyoruz onu da. Evet, çok hoşumuza gitti. Teşekkürler. Bir dakika. Koralı vermem lazım bu arada. Bir ben dakika. De Feyyaz'ı görmek istiyorum. Alo. Feyyaz. Feyyaz, bambaşka bir yerde gibi görünüyorsun. Şu an nerede olduğum ben de göremiyorum ama... Bilmiyoruz. Neredeysek oradayız hepimiz, öyle değil mi? Orada mutlu musun peki bulunduğun yerde? Gayet. Peki, Seren Hanım, bir adama verdiniz galiba telefonu. Buyursunlar. Alo.
Senin alo deyişini yerim ben. Alo. Bir şey soracağım ya ben şey... Buyurun efendim, buyurun. Nasılsın? İyiyim. Ya bir tane bu ikinci soruyu. Ya şey ben şey soracaktım, fotoğrafçılığa olan ilgini biliyorum. Acaba bana çektiğin bir fotoğrafı yollaman mümkün mü acaba? Tabii. Peki. Tamam. İyiymiş. nasıl peki yollayacaksın acaba? Öyle. Kargoyla. Allah. Bir tane sitem var. Okanbayugen.com beğendiğim bir fotoğrafı bana mail at oradan. İyi peki. Onu iste. Sanki ben fotoğraf istedim. Tipe bak. Sanki ben ona dedim ki ne olur sana böyle bir şey. Çok acayipsiniz ya. Peki bak işte Seren kızım. Ya bak veriyorum bir dakika. Ha ver. Ver Seren'a şimdi ona söyleyeceğim. Bak Seren. Alo. İşte bak niye programa adam bağlamıyoruz bu yüzden. Ha yok bir anda vermek zorunda kaldım da. Adam bana diyor ya bir anda alıyor. Şimdi diyor ki niye ben de programa bağlanamıyorum erkek olarak falan. Aldığı bana bir fotoğrafını yolla. Ya evet, o kadar tatsızlaşıyor ki heriflerle konuşmak yok. Yani. Efendim? Erkeklere hiç bağlamayın gerek yok. Kızlar iyi bence. Ya bari. Gerek yok. Erkekler sıkıcı abi. Evet sıkıcı bence de. Biz burada bu hanımlar olmasa... bu güzel hanımlar olmasa biz burada adam adama oturuyor olsak bizi seyreder misiniz? Hayır. Hayır, işte evet. O zaman iyi geceler diliyorum. Hadi bakalım, o hoş zaman canım. İyi gece. Kaç kişisiniz evde? Biz şu an evde 5 kişiyiz. Sakın alkol almayın. Bitti zaten. Çay, sahne, ada çayı. Kahve de yasak. Arada ıhlamur için. Ihlamur çok yararlı. Uykunuza iyi gelsin. Hemen sakın alkol almak yok, alkol yasak. Alkol ve sigara yasak, sakın bunlar kullanılmayacak. Ben size haber vereceğim içecek yaşa gelince. Hayırlı geceler. Evet. Şimdi.